Merhaba arkadaşlar, Dersiz Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kasım Algezi'den selamlar yolluyorum. Evet, Serkan Akçanas.com'dan aldığımız ders anlatımıyla devam ediyoruz bakın. Çarpanlar ve katların EBOB-EKOB kısmına geldik. Evet, nedir bu EBOB ve EKOB? Ne yapmam gerekiyor? EBOB nasıl alınır? EKOB nasıl alınır? Bununla ilgili problemler nasıl çözülür? Bunlara bakacağız, bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın, gelelim. Evet. En büyük ortak bölen arkadaşlar. Adı üstüne bakın. Ne olacakmış? Bölen olacakmış. Ve en büyük olacakmış. Ve ortak olacakmış. Buraya dikkat edin. Peki. Gelelim bakın. 2 veya daha fazla sayının. Evet. 2 tane ya daha fazla sayımız olacak. Her birini tam bölebilen en büyük doğal sayıya bir. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Bu sayıların EBOB'u diyoruz. Yani bunların en büyük ortak katı, en büyük ortak böleni diyoruz arkadaşlar. Peki, bulunurken ne yapalım bakın? Hemen üzerine inceleyelim isterseniz. Gelin. Bakın arkadaşlar, isterseniz aslında biz şunu arıyoruz. 12 ve 20'nin 20'yi bölebilecek en büyük sayı arıyoruz. Önce şunu bir ifade edelim size. Bakın arkadaşlar, bunun böleni bir tanesi 1, diğeri 2, evet 3 var. Bakın böylece 4 var, evet 6 var ve sayının kendisi var. Bakın. Buraya bakalım, 20'nin bölenlerine bakalım. 1, 2, bakın 4 var. Başka 5 var arkadaşlar. 10 var bakın. 20 var. Bunlar. Bakın bunların içinden neyi arıyorum bakın arkadaşlar? En büyük ortak böleni. Ortak bölenleri kimler? Bakın 1 var, 2 var, 4 var bakın. Bunlar içinden evet neyi arıyorum bakın? Evet. 4'ü arıyorum. Aslında ben bu işlemi arıyorum. Bunun bölme algoritmasıyla nasıl yapılır? Onu inceleyeceğim arkadaşlar. Hemen ona bakalım bir de. Bakın arkadaşlar. Evet, bölme algoritmasıyla bir bakalım. 20, 12 ve 20'nin EBOB'unu arıyoruz. En büyük ortak bölme. Bakın, 12 ve 20'yi bölüyorum 2'ye bakın. Böldüğümde burası 6 çıkıyor gördüğünüz gibi. Burası da 10 çıkıyor. Bakın, bu iki sayısı 12 ve 20'yi aynı anda bölebildiği için bunu yuvarlak içine alıyoruz. Daha sonra devam ediyorum bakın. 6 ve 10'u kaça bölebilirim? 2 diye yazıyorum bakın. Asal çarpanlarla ayırıyorum ya burada. Bölme algoritması yapıyorum. Daha önceki derslerde. Bakın 6'yı 2'ye bölüyorum 3 çıkıyor. 10'u 2'ye bölüyorum 5 çıkıyor. Bakın bu da 6 ve 10'u böldüğü için yine ortak bir bölen diyorum. Ve devam ediyorum bakın. Evet. 3 çıkıyor 5 çıkıyor. Tamam. Burası 3 ve 5. Evet. 3 ve 5 bunlar kaça bölünebilir? 3'e bölünebilir. Burayı bölüyorum. Burayı 1 yapıyorum bakın. Şimdi 5'i evet aşağı yazıyorum zaten. Şimdi 5'i 5'e bölüyorum 1 yazıyorum. Bakın arkadaşlar ikisini bölen hangi sayı var? 2 ve 2. Bunların çarpımını yazıyorum geliyorum. Geliyorum. EBOB parantez 12, 20. Yani bu 12 ve 20 sayısının EBOB'u. Evet. Şurada 12 ve 20'yi ortak bölen sayıların bakın şu sayıların çarpımıdır diyorum. Az önce gösterdiğim gibi neydi? 4 hem 12 hem de 20'yi ortak bölebilecek olan en büyük sayıdır diyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum bakın. İsterseniz hemen örnekle bakalım. Bakın arkadaşlar. 16 ve 24'ü 2'ye bölebilirim. Doğru mu? Bölerim bakın. 8 diyorum. Burası 12 diyorum bakın. Burayı yıldız yapıyorum bakın. Yıldız diyorum burayı. Niye? İkisini bölebildiğim için. Sonra bir daha 2'ye bölmem lazım arkadaşlar. Bakın burası 4. Evet. Burası 6. Bakın ikisini bölebildiğim için yine yıldız yapıyorum buraya. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar 2'yi deneyeyim bakın. 2, 4 2'ye bölünür 2, 6 2'ye bölünür 3 olur bakın. Yine ikisini bölebildiği için yıldız yazıyorum arkadaşlar. Tekrar 2'ye böleyim bakın. Sadece burayı bölecek arkadaşlar. Burayı 3 yazarım bakın. Şimdi başka 3 var arkadaşlar. Asıl olarak yazabileceğim. 3'ü 3'e bölüyorum. Burası da 1 oluyor bakın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bakın. Evet neymiş arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 8 bakın. 8. Evet, bu 16 ve 24'ün neyidir arkadaşlar? Geliyorum, buraya yazıyorum bakın. Evet,
above. On altı, virgül, 24. Parantez kapatıyorum bakın. Ne diyorum? 800 diyorum bakın. Zaten bakın arkadaşlar 16 ve 24'ü bölebilecek en büyük sayı, ikisini de bölebilecek en büyük sayı kimdir? 8'dir bakın. Aslında 2 de bölüyor. 4 de bölüyor. Fakat 8 bunların 8 de bölüyor. Bunların en büyüğü 8 olduğu için en büyük ortak bölenin 8 olduğunu söylüyor. Hemen bakın şuraya bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar gelin bakalım. Evet 2'ye bölünür arkadaşlar. Bölünür bakın. Burası bölünür. Evet 6 olur. Burası 9. Bakın yıldız yapmıyorum. Neden? İkisini bölemedim çünkü. Tekrar 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Bakın burası 3 olur. Burası yine 9 olarak yazılabilir. Şimdi kaça bölüyorum? 3'e bölmem lazım arkadaşlar. Burası 1 olur. Evet burası 3 olur arkadaşlar. İkisini bölebilir mi? Bölebilir. Bakın o yüzden yıldız yapıyorum buna. Daha sonra devam ediyorum. Tekrar 3'e bölmem lazım bakın. 3'e bölersem burası 1 olur şimdi. Bakın arkadaşlar 9 ve 12'nin evet 9 ve 12'nin neyi o zaman? Evo'u evet nedir diyorum? Evo 3 diyorum arkadaşlar bakın. 12 evet 9 ve 12'nin Evo'u 3'tür diyorum gördüğünüz gibi bakın. Yani 9 ve 12'yi bölebilecek en büyük sayı evet bu sayıları bölebilecek sayıların en büyüğü 3'tür diyorum arkadaşlar. Bakın, bir sonraki örneğime devam ediyorum. Gelin. Evet, 24 ve 30'u bölelim arkadaşlar. Bakın, 2'ye bölelim. Evet, 12 olur arkadaşlar. Burası 15 olur. Bakın. Tekrar 2'ye bölelim. Bakın, böldüm ikisini böldü. O yüzden yıldız yapıyorum. 2'ye tekrar bölelim arkadaşlar. Burası 6, burası 15 oluyor bakın. O yüzden yıldız yapamıyorum bu ikisinin yanına. Evet, ortak ikisini bölebilecek sayıya yıldız yapıyorum yanına. 2'ye bölebilirim tekrar. Bakın burası 3 olur. Burası 15 olur arkadaşlar. Şimdi kaça? 3'e bölebilirim bakın. Burası 3'e bölünür 1. 15 3'e bölünür 5 olur arkadaşlar. İkisini bölebildi mi? Evet bölebildi bakın. Bölebilse yıldız yapıyorum. Şimdi kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Burası 1 oldu. Bakın gördüğünüz gibi. O zaman ben şöyle yazabilir miyim bakın? Evo 24,30 kaçtır diyorum arkadaşlar. 2 ve 3'ün çarpımı 6'dır diyorum bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O zaman 24 ve 30'un bölebilecek sayıların en büyüğü kimmiş? 6'ymış arkadaşlar. Hemen geliyorum bakın. İsterseniz bakın burada ne yapacağım? Burada da. İsterseniz 5'ten başlayabilirsiniz. 2'den başlamak zorunda değilsiniz. Bunu da öğrenin bakın. Bu tip sorular geliyor. 5'ten başlayabilir miyim? Tabii ki başlayabilirsiniz. Bakın 5'e bölelim bakın. Burası. 4 oldu mu? Oldu bakın. Burası 5 oldu. İkisini verebildi mi? Evet yıldız yapıyorum bakın. Devam ediyorum. Kaça verebilirim şimdi? Tekrar 5'e verebilirim. Tabii ki verebilirim. Burası 1 olur bakın. Burası 4 zaten bölünmez. Aynen yıldız. Şimdi kaça verebilirim? 2'ye verebilirim. Bakın. 2 yazdım bakın. 2'ye tekrar verebilirim. Burası 1 oldu. Bakın arkadaşlar diğerlerine yıldız yazmadım. Neden yıldız yazmadım? Çünkü şunu çizdik yanlışlıkla. Evet. Bakın. Çünkü ikisini de bölecek sayı aradım. O da 5'miş arkadaşlar. O zaman bakın evet 20 ve 25'i bölebilir en büyük sayı evet kaçtır 5'tir yani. Evet bölebilecek sayıların en büyüğü 5'tir diyorum ve 20 25'in EBOB'u 5'tir diyorum arkadaşlar ve devam ediyorum bakın. Bakın hemen 40 ve 50'ye bakalım. Yine tekrar 5'ten başlayabilir miyim örneğin? Tabii ki başlayabilirsiniz. Bakın burası 8 olur. Burası evet 10 olur arkadaşlar. Böyle. O zaman yıldız yapacak mıyım? Tabii ki yıldız yapacağım. Çünkü ikisini bölebiliyor. Devam edeyim arkadaşlar. Kaç yazabilirim tekrar? 5 yazabilirim. Tabii ki 5 yazabilirsin. Burası 2 olur. Bakın burası 8 olur. İkisini bölemediği için bakın bir tanesi böldüğü için yıldız yapmıyorum. Şimdi kaç yazacağım arkadaşlar? 2 yazabilirim bakın. 2'ye bölünür 1. Burası 2'ye bölünür 4 arkadaşlar. İkisini böldüm arkadaşlar. Evet ikisini böldüğü için bakın yıldız yapıyorum yani. Ve devam ediyorum. Şimdi kaça böleyim? 2'ye tekrar bölelim. Burası 2 olur arkadaşlar. Tekrar 2'ye bölündük. Burası 1 olur bakın. Bakın gördüğünüz gibi 2, 5 ve 2'nin neyi olacak arkadaşlar? Çarpı 5 çarpı evet 2 olur. Burası kaç olur arkadaşlar? 10 olur bakın. Evet o zaman bu sayıların EBOB'u nedir? Evet 10'dur diyebilirim arkadaşlar. Zaten 40 ve 50'yi bölebilecek en büyük sayı hangisi arkadaşlar?
10'dur arkadaşlar. Başka yoktur zaten. Yani büyük bölenler var fakat en büyükleri 10. Zaten ben en büyüklerini arıyorum bölenlerin. Bunlara bakalım isterseniz. Evet. Kaça böldüm arkadaşlar? 2'ye. 2 ile başlayayım. Bakın. Burası evet 18 olur. Burası 24 olur. Bakın. Yıldız yapacak mıyım? Tabii ki yapacağım öğretmenim. Çünkü ikisini bölebilirim. Peki bir daha 2'ye böleyim. Bakın. Böler mi? Böler. 9 olur burası. Burası kaç olur arkadaşlar? 12. Bakın. Yine böldüğü için yıldız yapıyorum. 2'ye devam edeyim mi? Edeyim isterseniz. Evet. Bakın. Evet. Geliyorum bakın arkadaşlar. Tekrar 2'ye böleceğim. Bakın. Burası 6 olur. Burası aynen kalır. Bölünmez çünkü 2'ye. İkisini bölmediği için yıldız yapmıyorum. Bakın. Tekrar 2'ye böleceğim. Bakın. Burası 3 oluyor. Burası 9 oluyor. Peki şimdi kaça böleceğim arkadaşlar? 3'e böleceğim. Bakın. Burası 1 olur. Burası 3 olur. İkisini de bölebildim mi? Bölebildim. O zaman yıldızı yapmayı unutmuyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın. Arkadaşlar bunları şuradaki bölmeleri bitirdikten sonra yapmıyoruz. Bakın. Burayı bölmeleri bitirip yıldızları işaretlemeyi unuturuz. Her bölme işlemini yaptığımızda evet, ne yapıyoruz? Yıldızlama işlemini yapıyoruz. Bakın. Evet. 3'e böleceğim tekrar bakın. 3'e bölüyorum. Burası 1 olur bakın. Peki o zaman bakın ne yazmam lazım arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 3 yazmam lazım. O da kaç yapar arkadaşlar bakın. Bu sayıların ebobu ne olur? Evet. 12 olur gördüğünüz gibi. Zaten 36 ile 48'i bölebilecek sayıların içinde sayılardan en büyük kimdir? 12'dir arkadaşlar. Diyorum ve geçiyorum bakın. Gelelim isterseniz. 60 ve 65'e bakalım. EBOB arıyoruz arkadaşlar. En büyük bölen arıyoruz. Hemen ne yapıyorum? Kaça böleyim isterseniz? 3'e bölebilirim isterseniz. 3'e bölersem burası 20 olur mu? Öğretmenim neden 2'den başladık? 2'den başlamak zorunda değil miyiz? Hayır zorunda değilseniz bakın. Buraya hatalı yazmak zorundasınız. Hatalı yazdıktan sonra sıkıntı kalmıyor. Peki 3'e bölersem burası ne olur? 25 olur arkadaşlar. İkisini bölebildim mi? Bölebildim. O zaman yıldız yapıyorum. Peki şimdi kaça bölebilirim öğretmenim? 5'e bölebilir miyim? Tabii ki 5. Bakın 5'e böleyim. Burası 4 olur. Burası evet 5 olur bakın 25 5'e bölünürse. İkisini bölebildim mi? Böldü. Bakın bir yıldız daha yapıyorum. Peki bakın bu sayıları bölecek başka ortak sayı bulabilir miyim? Yok. 5 yazayım. Bakın. Burayı bölersem burası 1 olur. Burası 4 zaten aynı yazılır. Şimdi kaça bölünür lazım? 2'ye bölünür lazım. Burası 2 olur. Bir daha 2'ye bölünür lazım. Burası 1 olur. Arkadaşlar bakın ikisini bölmeyen sayılara yıldız yazmıyorum. Dikkat edin. O halde bakın benim evet ebobum ne oluyor bakın arkadaşlar. Evet 15 ve 75'in ebobu nedir? Arkadaşlar 15'tir diyorum arkadaşlar. Gelelim buraya. Sevindi arkadaşlar. Buraya kaçla bölebilirim? İsterseniz hemen 5'le başlayabilirim bakın. 5'le. Başlarsam burası ne olur? 90 bölü 5 18 olur bakın. Peki 120 bölü 5 ne olur? 24 olur arkadaşlar. Evet. Bakın. Yıldız yapacak mıyım? Tabii ki ikisi böyle oluyor. Öğretmenim o yüzden. Peki 2'ye. 2'yi deneyim bakın. 2'ye bölelim. Burası 9 olur mu? Olur. Burası 12 olur bakın. Bir yıldız daha yapabilir miyim? Yapabilirim bakın. Öğretmenim 3 yazabilir misiniz? Ya da 2 ya da evet istediğimde yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki asal sayı olsun ve burayı bölebilen sayılardan olsun bakın. Bakalım. Evet. 3 yazayım isterseniz. Yazalım. Burası 3 olur mu? Olur. Burası 4 olur. Bakın. İkisini de gördünüz. Öldü. O zaman yıldız koyuyor. Peki. Ne yazabilirim? 1, 3 yazabilir miyim? Yazarım bakın. Burası 1 olur. Burası 4 olur zaten. 4 çünkü 3'e bölmeyecek. Sadece 3'ü 3'e bölüyor. Peki. Şimdi 4'ü böleyim arkadaşlar. 2'ye böleyim 4'ü. Ne olur? 2 olur. 2'yi 2'ye böleyim. Burası da 1 olur bakın. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Nedir? 5 çarpı 2 çarpı 3 bakın. Bu da ne yapar? Evet. 30 yapar mı arkadaşlar? Evet. 30 yapar bakın. 90 ve 120'nin evet neyini aramıştım ben? EBOB'unu aramıştım. Yani en büyük ortak bölümünü aramıştım arkadaşlar. Bu da neymiş? 30. Arkadaşlar bakın. Bir de bu EBOB EKOB'un yani EBOB'un diyelim. EBOB işledik şimdi kadar. EBOB'un neyi var arkadaşlar? Problem kısmı var. Evet. Bununla ilgili güzel sorular geldi. TEOB'da zaten muhtemelen problem kısmı geldi. Bakın bu tip soruları lütfen ezbere kaçmayın ve şunu yapmaya çalışın arkadaşlar. Soruyu okuyun. Soruyu anladıktan sonra ne gerekiyorsa ona göre EBOB ya da EKOB kararını verin. Bakın işte yani en küçük derse EBOB şuna gideceğim, en büyük derse şuna gideceğim diye kafanızda lütfen böyle kurallar oluşturmayın.
Çünkü sizi ters köşe yapabilirler arkadaşlar. Bakalım hemen. O yüzden size böyle çok net bir kural vermeden soruyu anlayarak çözmenizi istiyorum. Bakın, soru gerçek hayat problemi. 30 kilogram nohutumuz var. Ayşe teyzelerim diyelim, 30 kilogram nohut var. 40 kilogram da fasulyesi var. Ve birbirini karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde ağırlıkları da tam sayı olacak torbalara konulacakmış arkadaşlar. Bunları torbalara, küçük poşetlere dolduracak. Ve bunları satmayı düşünüyor. Bakın, bu iş için kaç kilogramlık torbalar lazım? Bakın, bize aslında neyi soruyor arkadaşlar? Evet, neyi soruyor? Bu iş için kaç kilogramlık torbalar? Kaç kilogramlık torbalar kullanılabilir arkadaşlar? Bunu, evet, 30 ile 42'yi böyle diyecek sayılar. Sayılar arıyorum aslında. O zaman ben 30'u yazayım bakın. Buraya da 42'yi yazayım bakın. Bunu verebilecek sayılar neler? Bakın 1, evet, 2, 3, evet, 5, 6, 10, evet, 15 ve nedir? 30'dur arkadaşlar. Torbalar böyle toplu olabilir. Çünkü bunları çarpmayacak şekilde, tam sayılacak şekilde. Bakalım. Buna bakalım arkadaşlar kaç kilogramlık. Bakın bunun bölümlerine bakıyorum. 1, 2, 3 var arkadaşlar. Evet. 4 var mı? Yok. 5 var mı? Yok. 6 var arkadaşlar. Başka? 7 var mı? Var bakın. 7 bölümü. 8, 9, 10, 11, 12 olmadı arkadaşlar. 14 olur bakın. 14 bölümdür. Sonra 21 var arkadaşlar. Ve sonra 42 var. Evet. Bakın bu sayının çarpanları, bölenleri, bunu da bölenlerine bakıyorum arkadaşlar. Ve bunların içinde bakın, bu iş için kaç kilogram torbalar, hiç karıştırmadan, hiç atmayacak şekilde karıştırmadan, bakın bölenleri şeklinde bakın. Kim bunu bölenler? Evet. Bakın 1 var, 2 var arkadaşlar, 3 var ve 6 var bakın. Yani benim torbalarım neler olabilir? Evet. 1 olabilir, evet. 2 olabilir, 3 olabilir ve 6 olabilir arkadaşlar. Yani benim torbalarım 1 kilogramlık, 2 kilogramlık, 3 kilogramlık ve 6 kilogramlık torba olabilir. Peki kullanacak torbalar en fazla kaç kilogramlık olabilir? Evet bakın arkadaşlar 6 kilogramlık torbalar kullanabilirim bakın. Yani 30 ve 42'nin aslında ben neyini buldum arkadaşlar? EBOB'unu buldum bakın. 7 oldu. Burası ne oldu? 5 oldu bakın. EBOB'u yani bunları 30'a 40'yı bölebilir. En büyük sayıyı buldum ve benim torbam 6 kilogramlık bir torba olmalı bakın. 6 kilogramlık bir torba diyorum bakın. Peki arkadaşlar bakın. Kaç tane torba kullandığını biliyor muyum? Evet, kaç tane torba olduğunu biliyor muyum? Bakın 30 kilogram ve 42 kilogram bakın. Torbalarım kaç kilogramlık olacak? 6 kilogramlık. O zaman ben 30 kilogramı 6'ya bölersem kaç torba olur bulur muyum? Bulabilirim bakın. Burayı da 6'ya böleceğim. Bakın buradan kaç torba gelir? 5 torba gelir. Buradan kaç torba gelir arkadaşlar? 7 torba gelir arkadaşlar. Ve toplam 12 tane torba bulur. Arkadaşlar. Bakın. Bu sorudan sonra hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Bakın, bir okulun 6. sınıfında 127. sınıfta 150 öğrenci var. Okulun her sınıfında, dikkatli okuyun bakın. 6. sınıfta 120, evet. 7. sınıfta 150 tane öğrenci var. Okulun her sınıfında eşit sayıda ve en fazla öğrenci olması istenmekte. Eşit sayıda en fazla. Bakın, en fazla öğrenci olması istenmekte. Bu okulun sınıf mevcudu kaç kişilik olmalı? Bakın arkadaşlar, ben kaç kişilik sınıflar yapabilirim? Bakın. Aslında 120'nin ve 150'nin bölenlerine bakmam lazım. Doğru mudur? Bakalım isterseniz. Evet, 120 ve 150'nin bölenlerine bakalım. Bakın bu uzun yoldan. Aslında bana neyi soruyor? EBOB'unu soruyor. Fakat ben böyle yapayım önce. İyice anlayayım. 1, 2 olur. 3 böler. 4 böler arkadaşlar. 5 böler arkadaşlar. 6 böler. 8 böler bakın. 10 böler. 12 böler,
24 birer arkadaşlar. 30 birer. 60 birer. Ve 120 birer arkadaşlar. Bir de neyi unuttum sizce? Burada 15'i unuttum arkadaşlar. 15'i unuttum arkadaşlar. Bunu da unutmam lazım. Evet. Bunlar bölüyor arkadaşlar. Peki bunlara bakalım. 1 var. 2 var. 3 var. 5 var. 6 var. Bu var arkadaşlar. 7, 8, 9, 10 var bakalım. Evet. Başka ne olacak arkadaşlar? 10, 12, 12 olmaz dedik, evet. 15 olur arkadaşlar. Bakın 15 var arkadaşlar. Başka ne var? Olmaz. 25 olur arkadaşlar. Evet. 30 olur bakın. 50 olur. 75 olur. Ve 150 olur arkadaşlar. Bakın aslında benden ne istiyor en fazla? Bu bölümler içinden en büyük kim arkadaşlar? Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi 30'u rahatlıkla görebiliyorum. O zaman aslında benim sınıfım kaç kişilik olmalı? Evet. Kaç kişilik olmalı arkadaşlar? 30 kişilik olmalı. Olmalı arkadaşlar. Aslında şöyle de yapabilirdik değil mi? Bakın 120'nin ve 150'nin, evet. Evo bunu bulabilirdik. Ne arıyoruz arkadaşlar? 5'e bölebiliriz bakın. 5'e bölsek burası 24. Burası 30 değil mi? O zaman yıldız yapabilirim bakın. Yukarıdaki işlemin bir de bölme algoritmasını uyguluyorum bakın. Yukarıda daha açık seçik bir şekilde hallettim. Şimdi başka bir şekilde halledeyim. Peki. Başka? 3'e bölebilir miyim? Bölebilirim arkadaşlar. Burası 8 olur. Burası evet 10 olur bakın. Bir yıldız daha var mı? Var tabii ki. Şimdi böldüğü için. 2'ye bölebilir miyim? Bölebilirim bakın. 4 olur. Burası 5 olur bakın. Yine yıldız var mı? Var tabii ki. 5'e bölerim bakın. Burası 1 olur. Evet 2'ye bölerim. Burası 2 olur. Bir 2'ye daha bölersem bakın burası 1 olur. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Ne oldu aslında? 30 kişilik. Evet. Evet. Kişilik sınıflar oldu değil mi? Bakın. 30 kişilik sınıflar. Peki 120'likten bakın. 120'den kaç kişi, kaç tane sınıf oluşturdum bakın 30'a bölersem. Evet. 4 tane sınıf oldu. Peki bakın. Evet. Gelelim 150'den kaç tane sınıf oluşturacağım arkadaşlar. 150 yapayım bakın. 30'a böleceğim. Evet. Bundan kaç tane? 5 tane sınıf oluşur. Peki toplam bu dağılışın en az sınıf dediğine göre evet. 4 artı evet 5'ten kaç sınıf bulurum bakın. 9 tane sınıf bulabilirim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bakın EBOB kısmını bitirdik. Bir sonraki dersimizde EBOB kısmını işleyeceğiz arkadaşlar. Dersiniz matematik YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar arkadaşlar.